Şimdi Türk Hava Yolları Genel Müdürümüz Sayın Bilal Ekşi Bey'i buraya davet ediyorum. Türk insanların rahatlıkla kullandığı bir global markamız. Buyurun efendim. Çok uzun yolda serdikleri deyince Devlet Bey'in birlikte bahsettiği zaman Devlet Bey'e merak etmedi. Hiç uçak havada kalmamış. Böyle biraz durdu durdu. Ha dedi, şimdi çok rahatladım dediğim zaman. Hiç uçak havada kalmamış. Hepsinin altında sürekli inmişti. Havacılık özellikle günümüzde ülkeleri birbirine bağlayan, şehirleri birbirine bağlayan, şehirlerin ve ülkelerin ekonomisinin gelişmesinde ana motivatörlerden bir tanesi. Dolayısıyla Türk Hava Yolları özelinde Türkiye'nin sivil havacılığı nereye gitti? Bunu biraz bugün bir sohbet etme imkanımız olacak. Ben kısaca kendimden biraz bahsedeyim. Yıldız Elektronik'ten 1988'de mezun oldum. Ondan sonra sırasıyla Devlet Demir Yolları, İstanbul Taşıma AŞ, Yeşil Branşları'nda, daha sonra Türk Hava Yolları Devleti bu bölümden itibaren başlıyor. Neler var burada? Uçak sayısı, bu tüm Türkiye'nin uçak sayısına bahsediyor. Şu andaki bu kısımda Türkiye'deki sivil havacılıktan bahsediyor. Yani tüm hava yollarımızdan bahsediyor. 162 uçak varken Çin'in 517 uçak var. Yani uçak dediğimiz yolcu uçağı. Yoksa küçük eğitim uçaklara, bizim şehirlere, helikopterlere bu sayıya dahil değil. Türkiye'nin envanterinde şu anda 517 uçak var. Bunlar 531 Türk Hava Yolları. Yolcu sayısı 30 milyonlar. 138 milyona çıktı, 4 kat arttı. Sektörün ürettiği ciro ise 3.1 milyar TL'den 70 milyar TL'ye çıktı. Yani yaklaşık 1 kat bir ciro artışı söz konusu. Havalimanı da 2003'te 26 iken şimdi 55 tane havalimanımız oldu. Hemen hemen her ilde bir havalimanı var. Burada tabii okullara da teşekkür etmek lazım. Rizeli olarak. Niye derseniz, çünkü biz ordunun yüzlerden havalimanı sahibi 6 iken Türkiye'de 6.7. Yani bunu niye söylüyorum? Hani bazılarının yalanına şöyle düşünmediniz. Zaten dünyada da havacılık artıyor. Türkiye'de de havacılık artıyor. Ne yaptığınızda ne görebilir? Böyle değil. Daha hızlı bir havacılık. Bunda esas dünyanın kendi derseniz Türkiye'nin 2-3'ten sonra yaşayan yakaladığı istikrar, devletin havacılığa verdiği önem ve vizyon. Yani bazen bilgilerinin verdikleri vizyonlar son derece önemlidir. Her bir vatandaşı muhakkak uçacak bir vizyondur. Sadece bir cümle olarak düşünülebilir ama öyle değil. Devletin bütün kurumları vizyon doğrultusunda hareket ediyorlar. Dolayısıyla Türkiye havacılıkta bir olduğu gibi bugün de örneğin 2023'e aldığımızda bu uluslararası tahmin dünya 1.1 kat hızla büyüyecekken Türkiye'nin büyümesinin yaklaşık 1.7 olacağı varsayılıyor. Dolayısıyla Türkiye 2023'e kadar hatta en son yapılan tahminlerde 2036 tahminlerinde Türkiye dünyanın yaklaşık 2 katı kadar havacılıkta büyüyecek gözüküyor. Biz transit yolcu taşıdık. Yani plan yerden alıp öbür ülkeye bize hiç, yani İstanbul üzerine aktarmayla. Kargo noktalarımızdan onlara hızlı geçebilirim. Kargo'da biz oldukça hızlı büyüyoruz. Avrupa'nın ikinci büyük kargo taşıyıcısıyız. Ve kargo'da da 145 tondan 1 milyon 300 bin tona çıktık. Bu aslında Türkiye'nin de sanayi büyümesi. Ama tabii bunun içerisinde ağırlıklı olarak biz transit kargo taşıyoruz. İnşallah yeni havalimanında biz 2 milyon kapasiteli bir tesis kuruyoruz. Sonunda 4 milyona da çıkacağız ve dünyanın ilk 5 kargo firması haline geleceğiz.
tüm yolları önümüzdeki yıllarda bizim yavaş siparişe bağlanmış ve devlet ve gelecek darbe uçaklarımız 170 tane uçak, bunun 167 tanesi yolcu uçak, 3 tanesi de kargo uçak, 3 tane kargo uçak bu sene inşallah geliyor. Darbe uçaklarımız da gelecek. Şu anda 331 uçağımız var. Bazı uçaklarımız çıkacak, gelecek. Bunları koyduğumuzda biz 2023 yılında inşallah 500'ün üzerinde uçağı olan ve dünyada 10. filodan artık 500 filoya doğru çıkmış olan bir hava yolu haline geleceğiz. Şu anda geniş gölge yerlemesini aşmış durumdayız. Orada da inşallah önümüzdeki hafta zannediyorum sonlandırırız. 50'ye yakın uçak alacağız. Tabii uçakları nereden alıyoruz? Uçakları her ne kadar kavga etsek yine Avrupa'dan alıyoruz, yani Airbus'tan alıyoruz. Yine de kavga etsek Amerika'dan alıyoruz, Boeing'den alıyoruz. Dünyada yolcu uçağı üreten ve belli bir kaliteyi tutturan maalesef bu ikisidir. Yani 120 koltuk üzeri olan uçaklardan bahsediyorum. Kiralama, şu an finansal kiralama metoduyla alırlar. Bizim de 25... Yani yakın olduğu için her zaman uçaklarını düşünüyor. 2003'e geldiğimizde 55 ülkeye sefer yapan bir hava yoluydum. Ve 103 noktaya sefer yapan bir hava yoluydum. Şimdi ise dünyanın en çok ülkesine uçan hava yoluyla sahibiz. Şimdi 120 ülkeye uçuyoruz ve 33 noktaya uçuş yapıyoruz. Özellikle Afrika'da en fazla noktaya uçan 33 ülke ve 51 yere uçuyoruz. Avrupa'da kapsamadığımız yer yok, 43 ülke, 114 noktaya. Ve ekranda gördüğünüz gibi